Bu bizim üçüncü toplantımız. Ama biraz size geri götürmek istiyorum. Öylece neden bu toplantı bizim için çok önemli olduğunu az olsa fikriniz vermek istiyorum. Şimdi eskiden Afrika kara kıta olarak tanınıyordu. Afrika selle hastalıklarla tanınıyordu. Ama şu anda Afrika değişti ve farklı bir gözüyle bakılıyor. Bunu ilk etapta 2011 yılında o zaman Somali'nin kuraklık bir dönem geçirdi. Çok kötü bir kuraklık dönem geçirdi. O dönemde dünyada ilk yapılan bir hareket Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Somali'ye ziyaret etti. Uzun süre Somali'ye hiçbir ülkenin başkanı ya da cumhurbaşkanı ziyaret etmeyen ülke olarak bu tabu olarak Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan kırdı. Ve onun sayesinde Afrika'daki Müslümanlar evet dünya artık bizi bakabilir, bizi hatırlayabilir ve umutlar doğdu. Onun arkasında 2015 yılında Türkiye yine ilk resmi olarak büyükelçiliği açtı Somali'de. Ve arkasında herkes kaçtı ülkenin olmasına rağmen yeryüzü doktorları orada yardım götürmeye, yeryüzü doktorları İHH gibi tüm sivil toplumlara girmeye başladı. Tabii o seneyle beraber Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları yani WHO biz ortaya meydana geldi. Somalia'daki açılan hastane sayesinde Afrika'da yardım yapmak istediğimizde sadece gıda ya da kıyafet ya da bir medikal bir kamp açıp hastalara bakıp geri gitmekle alakalı olmadığını, o bir hastanın kalıcı bir yardım, bir eğitim merkezi, bir sağlık merkezi ve örnek bir hastane olduğunu ortaya koydu. Bunların hepsini Türkiye Cumhuriyeti sayesinde oldu. Onun arkasında tabii Afrikalılar, özellikle Müslüman Afrikalılar uyanmaya başladılar. Ve farklı hareketlere yapmaya başladı. Bu ile beraber Afrika'da şu anda ilk başladığımız yıllarda çok az Afrika sayımız var. Özellikle bayan üyelerimiz çok azdı. Bugün şöyle bir gözüm attığım zaman elhamdülillah o kadar çok arkadaşlarımız var ki ben hepinizle gurur duyuyorum. Tabii uyku olmasaydı biz bunu yapamazdık. Hepimiz farklı bir örgütten, farklı bir kuruluştan geliyoruz. Bu ne demek? Uygu yaptığı ve amaçladığı bir birlik, bir toplayıcı, bir önderlik yol gösterici bir önderlik görevi yapıyor ve fazlasıyla gerçekleştiriyor. Evet gelelim Afrika'nın son bir yıl içerisinde Afrika ne yaptı? Afrika'nın birkaç tane zorluklarımız oldu. Tabii herkes bildiği gibi. Afrika çok zengin olmasına rağmen biz ekonomik krizler yaşıyoruz ve bu ekonomik krizler sayesinde diğer ülkeler gibi Afrika'da çok büyük bir çalışma yapamadık. Ona rağmen farklı kıtalardan, farklı ülkelerden Tunisya gibi, Libya, Mali, ondan sonra aşağı indiğimizde, batıya gittiğimizde Nijerya, Ghana, biraz daha doğu geldiğimizde Kenya ve Tanzanya. Bir de en son Güney Afrika'da farklı farklı çalışmalar yapıldı. Ve bunlar hepsi çoğu WHO'nun WhatsApp'ın sayfasına yansıtıldı. Evet. Şu anda Afrika'da çalışmalarımız devam ediyor. En son Sudan. Sayın Doktor Lübnan sayesinde yapılan bir kendi çabasında bir kere yapmaya çalıştı. İptal edildi, ertelendi. Sonra elhamdülillah gerçekleşti.
oradaki ilk Wivu Afrika'nın toplantısı oldu. Bu toplantı içerisinde her zorluklara rağmen başarılı olduğunu inanıyoruz. Gelelim şu anda ne istiyoruz? Sizden özel bir çağrımız var. Afrika'da yapılacak çok şey var. Çok zorluklarımız var. Özellikle sağlık alanında. Bu alan şu anda maalesef Hristiyanlarda ya da başkalarının elindedir. Bu konuda yardımcıya ihtiyacımız var. Müslüman kuruluşları, sağlık kuruluşları çok güçlü değil. Çok güçlü olmadığı için sadece maddi olarak değil, bizim eğitim bilgilerimiz, uygulama hareket kabiliyetlerimiz kısıtlı. Ve bu konuda özellikle Kenya'da fark ettiğim şey, eğer bir ortak gelirse, bir proje yaptığımızda bir ortak gelirse, o zaman yapmaya hakkımız ve gücümüz artıyor. Bu yüzden burada herkese, sadece Afrika arkadaşlarımız değil, Türkiye'deki, Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya kıtadaki arkadaşlarımız lütfen gelin Afrika'da farklı ülkelerde isterseniz bir, isterseniz iki, üç farklı ülkelerde aynı anda bir ortak projeler geliştirelim. Bir sağlık sorunumuz var, iki uyuşturucu ve bağımlılık sorunumuz var. Çok büyük bağımlılık sorunumuz var. Afrika'da maalesef bir çokluk olarak kullanılıyor ve cahil Afrikalara vurun, elindeki ekmeği kapın yapılıyor. Bunlar tabi Müslüman olmayan grupları tarafından yapılıyor. Örneğin, Demokrat Kongo'da şu anda korkunç bir şekilde çocukları, bayanları kullanılıyor. Çocuklar da maden ocaklarında kullanılıyor. Sağlık problemleri ortaya çıkıyor ama hiç kimse ilgilenmiyor. Ölüyorlar. Afrika'daki en büyük uyuşturucu sorunumuz GAT'tır. Ben sürekli bunun hakkında konuşuyorum, GAT. GAT öyle kötü bir durumda aldı ki şu anda GAT'ının içecek meyve suyu gibi dağıtılıyor. Okullarımızda şeker halinde konuluyor ve çocuklarımız küçükken bunu alıştırılıyor. Sizden yardım ihtiyacımız var. Biliyorum ki Yemen'de bu sorun yaşıyor, Sudan'da bu sorun yaşıyor, İtopya'da şu anda bu sorun yaşıyor. Bizzat gidip gördüm. Ve maalesef bu GAT kullananlar Müslüman toplulardır. Hristiyan toplular bunu kullanmıyor. Maalesef uyuşturucu en ağır Afrika'da Müslüman topluluklarından. Niye Müslümanlar bu sorun altında, Hristiyanlar değil? Çünkü Hristiyanların kiliselerinin sayısında, onların sivil toplum kuruluşlarının sayısında gençlere sahip çıkıyorlar. Bizim Müslüman sivil toplum kuruluşları buna sahip çıkmasına davet ediyorum.